Peyvent'le Yeni Hayat programımızın konuğu müzisyen sanatçı Fatih Erkoç bizlerle beraber oldu. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Herkese merhabalar. Bir Peyvent'le Yeni Hayat programına daha yine sizlerle beraberiz. Yanımızda inanılmaz keyifli, çok yakışıklı müzisyen sanatçı Fatih Erkoç bizlerle beraber. Peyvent hiç Hanım, duymadık çok... demeyin. Bunları hiç duymadık demeyin. Eşimden duymuşluğum var birkaç kez ama başkalarından duymadım. Nasılsınız, iyi çok misiniz? Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Çok güzel bir yer olduğunu düşündüğüm bu... güzel otelde, butik otelde olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Çok tam aslında tatil yapıyorsunuz. İş bir yandan bahane mi? Ya bizim zaten sahne saat olarak kısa. Dolayısıyla dediğiniz doğru. Diğer zamanları da hesap ettiğinizde sahneden çok tatil yapıyoruz. Tabii bunun gerisinde böyle bir 50 küsur yıl var. Provalarımız oluyor. O şarkıları orkestramızla prova yapıyoruz ama o sadece 1,5 saatte kalmıyor. Ama sonucunda tatil yapma fırsatı oluyor. Yazın ben zaten sadece neredeyse tatil yapıyorum. Bodrum'da yaşıyorum Nisan'dan Kasım'a kadar. Oh, ne güzel. Orada da sahne alıyorum haftada bir gün. Müthiş. Diğer konserlere de gidip geliyorum. Ama ağırlıklı bir de teknede yaşıyorum genelde yazları. Deniz çok İlaç gibi geliyor. Çok hava huzur, güzel. Yelken müthiş. Çok keyifli. O hasta olduğum dönemde 2016'da hep söyledim. Bir de kitap yazmıştım. Hı-hı. Yani hakikaten ilaç gibi geliyor. Bizi dinleyen hasta olan kimseler varsa ben öneriyorum. Yelkeni ve denizi değil mi? Yelken ve evet, deniz. Kesinlikle. Hani olanakları yoksa olanağı olan bir arkadaş, bir dost bulsunlar. Kesinlikle haftada öyle. Bir iki gün gitsinler en azından. Ya da gerçekten en azından doğaya güzel. Atsalar kendilerini kesinlikle, yine de o iyi kesinlikle, gelecektir. Tabii yani ki. Yelken deniz sevmeyenler de olabilir çünkü. Olabilir. Ama doğayla iç içe olmanın ben bambaşka avantajı olduğunu düşünüyorum. Doğru, gerçekten doğru. Çok büyük bir huzur. Bu güzel otel. Port Vista'dayız şu anda Çeşme'de. Ama Çeşme'yi siz çok seviyorsunuz zaten. Çok seviyorum. Etrafındaki küçük yerleri de işte Alaçatı'ydı, Sığacık'tı, işte... Mesela Urla. Aha, evet, Urla. Bazı sanatçı arkadaşlar da taşınmıştı oraya. Birazcık aileden başlamak istiyorum aslında, aile kültürünüzden. Babanın, Hasan Bey'in bir ut almasıyla müzik hayatınız başlamış oluyor aslında. Yok, keman aldı. Keman aldı, evet evet. Udu kendi çalıyordu. Ut sanatçısı, evet evet. Evet, Udu'ydı. 3 veya 4 yaşındayken bana bir keman alıp getirdi. Yani genelde babalar çocuklarının... O kendi bir şey mesleklerini istemezler. Kendi mesleklerini yapmasını hı-hı. ister ya genelde. Da, evet. Doktorsa doktoru tercih edecektir evet. belki çocuğunun. Dolayısıyla babam da müzisyen olduğu için bir de 2 yaşımdayken hatta doğduğumda anneme bu çocuk müzisyen olacak ellerime bakarak filan böyle. o da hadi oradan filan demiş ama haklı çıktı. Çok uzun yıllar müzikle uğraşmış bir adamdı. 15 yaşında başlamış ut çalmaya babam. Dolayısıyla da çok iyi teorik bilgisi vardı Türk sanat müziği konusunda. Ve iyi de bir udiydi. Bilmiş yani. Müzisyen oldum. Başka bir şey de olamazdım diye düşünüyorum. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Olabilirdim tabii. Yolumu farklı çizseydim. İşte 4 yaşında, 3 yaşında başladım o kemanla gıy gıy gıy. Sonra konservatuara verdi annem beni. Babam demiyorum, annem diyorum. Çünkü o ev işi sayılır o. Evet. Çocuklarla uğraşmak. Sadece müzik kısmında babam bana kemanı verdi. Arada da beraber biraz ilerletince çalıyorduk. Ama konservatuara annem yazdırdı. Belediye konservatuarı İstanbul'da. Oraya gidince zaten mesleği seçmiş oldunuz. Yani konservatuara başlayan... Bir müzisyen zaten kovulmadıkça, bir kovulsa evet. bile gene evet. piyasaya gidiyor, bir şeyler yapıyor. O mesleği seçiyor. Hı hı. Ben de işte 16 yaşımdayken, 3. sınıf mı, 2. sınıf mı neydi, belki daha da ufak. Kaçak olarak yatılıydık çünkü. Hı hı. Piyasada dediğimiz işte o pop müziği ağırlıklı çalınan
Ama o zamanın pop müziği bugünkü gibi değildi. Genelde hep yabancı şarkılar çalınırdı. İşte jazz standartları çalınırdı. İnsanlar onlarla dans ederlerdi. Tabii Türkçeler de vardı eskinin. Ben öyle başladım bu piyasaya girmeye. Hala devam ediyor. 54 yıl mı oldu? Maşallah. Çok da uzun bir süre. Biz sizi de her zaman severek de dinledik. Yani bizden öncekiler de öyle, bizden sonrakiler de öyle. Hala siz dinliyor. Ama sizin ve sizin gibilerin yani hiç çizgisini bozmayan bazı sanatçılar var. Mesela bunu özellikle hani koruyorum diye sizin mutlaka kişiliğiniz ama hani çok sizi yoldan çıkarmaya çalışanlar olmuştur illaki ama yani bunun için çok olmaz çaba mı? Sarf ettiniz mi mesela? Yani çizgisi bozulmayanlardansınız çünkü. Yani çok, bir Erol Evgin siz mesela. Teşekkür ederim. Hep bütün seven dostlar böyle söylüyorlar. Hatta işte en ufak bir internete bir şey koyduğumuzda bu kelimeleri orada okuyorum. Hiç bugüne kadar çizginizden sapmadınız, bu yüzden sizi çok seviyoruz diye. Benim bir kere aldığım, aileden aldığım eğitim bu yolda. Ama bunda en büyük katkısı olan şey, etken eşim diye düşünüyorum. 19 Ağustos'ta bizim 36 yıl oluyor. Maşallah. İkinci eşim, ilk eşim Norveçliydi. İşte ben çok genç yaşta gittim Norveç'e. Bir 11 yıl kaldım. Yandım Allah deyip döndüm. Ama 36 yıl oldu. Eş çok önemli. Benim eşim değil de... Vezir de eder, rezil de eder diyorsunuz. Muhakkak. Ben bu kadar hani hep efendi bilinir işte çizgisini bozmadı. Her şeyi bozardım ben. Yani zaten biliyorsunuz müzik genelde gece yapılıyor. Evet. Gece hayatı da birçok kargaşayı, karmaşayı, kötü alışkanlıkları içinde barındıran bir şey. Ben her gece evdeyim çalmadığım, çalışmadığım, şarkı söylemediğim zaman evimde huzurluyum. Mutsuz bir evlilik ya da bekar hayata devam etmek durumunda ben evde oturur muydum? Kim oturur? Tabii. Müzisyensiniz, seviliyorsunuz, bir sürü müzisyen arkadaşınız var. Dağıtırdım evet, her gece yani. İlla ki o ortama girmek durumunda kalırdınız. Kesinlikle. Ya da yani. Çünkü evde sıkılır insan evet. Genelde. Ama mutlu bir evliliğin varsa, kesinlikle eşinle birçok şeyi mutlu şekilde paylaşıyorsan o zaman dışarıda ne yani. İşimiz var. Doğru. Evet, gerçekten öyle. Birazcık geleneksel müzikle şu anki o dijital artık platformlardaki müzikleri birazcık konuşmak istiyorum aslında. Ben çok seviyorum. Yani ben o geleneksel müziği, yani geleneksel de demeyeyim de eski müzikleri daha çok seviyorum. Ama şu andaki müziklerle maalesef çok adaptasyon sürecini biraz zor yaşıyorum, öyle söyleyeyim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela sizin döneminiz gerçekten çok başkaydı. Geçen gün mesela Pınar Aylin'le de konuştuk. Yani o dönemin arkadaşlıkları, dostlukları, sahip çıkışı, müzik, konserler, ekstralar neyse bu hani sosyal sorumluluk projeleri bile çok bambaşkaydı ama şu an çok daha başka. Ama nereye evriliyor mesela? Nasıl düşünüyorsunuz? Birçok şey hani müzisyen arkadaşlıkları bence hala devam ediyor. En azından ben çalıştığım bütün müzisyenlerle çok yakın arkadaş oluyorum. Çok iyi çocuklar çalıştığım müzisyenler. Gerçekten çok iyi insanlar. Dolayısıyla böyle hani solist olup da müzisyen arkadaşlarından, orkestra elemanlarından kopmak gibi bir şey söz konusu değil. Başka zaman vakit bulamazsak çaldığımız günlerde işte konser bitiyor. Hadi oturup bir şeyler içelim, sohbet edelim diyoruz. En azından onları sahnede paylaştığımız müziğin dışında. Ama müzik tarzı olarak haklısınız. Ben de size çok yürekten katılıyorum. Ancak bunları çok gençlerin yanında söylememek lazım. Bizi yaşlı bulacaklardır. Bunlar da işte anlamıyorlar müzikten diyebilirler. Çünkü ben de gençken dinlediğim bazı müzikler, giydiğimiz kıyafetler, işte saçlarımız, her gün gidip fön çektiriyorduk Taksim'de, Beyoğlu'nda meşhur kuaförlere. Büyükler de o zaman bizim için ne tuhaf çocuklar diyordur illaki.
Bir de dünya değişiyor. Evet. Onunla beraber müzik de değişiyor, teknoloji değişiyor. İşte dediğiniz gibi eskiden her şey canlı çalınırdı. Davulundan, baterisinden işte hepsine, bütün nefesli sazlar, yaylı sazlar. Şimdi bir tane aranjör her şeyi evde bitirip işte şarkıcıya da şarkıyı okutup o müziği insanlara sunabiliyor. Pardon. Tabii ki canlı enstrümanlar da konulan pop müzikleri var. Bizim çoğumuz öyle yapıyoruz. Ancak işte rap mesela çok öne çıkıyor bu zamanda. Orada bence sadece synthesizer'lar var. 80 defa tekrar eden riff dediğimiz kalıp. Aslında bir fabrika melodi müziği gibi değil mi? Yani öyle sanki tabii, aynı fabrikadan öyle çıkan böyle müzikler. Ama hani genelde benim algıladığım pop ya da rap müziğin çıkışı bir protesto anlamında bir şeydir. Öyle olması lazım. Ama herhalde bu kadar çok sevilmeye başlayınca başka sözler giriyor o rap müziğinin içine. Hani protesto amaçlı yapılansa onu bir yere kadar ben gene kabul ederim. Hani 5 tane 10 tane şarkı arka arkaya dinleme şansım yok rap olarak. Ve 55-54 yıldır profesyonel olarak müzik yapan, konservatuvar mezunu olan, arada da caz çalan bir müzisyen olarak o müziği sevme ihtimalim zaten yok. Gençken de ben şimdi 18 yaşında olsaydım da sevmeyecektim onu. Ama belki o zaman 18 yaşında olsaydım kendi şarkılarımda belki kullanacaktım sevmesem de. Çünkü belki cover tarzı böyle bir şey olabilir. Yani evet, onun yakınına yaklaşılabilir. Belki bir şarkıda ufak bir rap kısmı olabilir. Yani çok monoton olmayan bir müzik, yani müzik de değil zaten gibi geliyor. Onu müzikal hale getirmek önemli. Ama ben buradan gençlere seslenmek isterim. Tabii ki moda olan şeyleri birçok insan, birçok genç hep takip ediyor, edecektir de. Dünya çünkü dediğim gibi değişiyor. Yarın öbür gün o da bitecek, başka bir tarz çıkacak. Ama müziğin sanat olması, ki müzik sanatın en önemli parçalarından biri. Eğer sanat olacaksa biraz daha nitelikli olmak zorunda. Yani rap yapıp ben protesto ediyorum diye bir düşünce de varsa kitap yazabilir. Ama kitapla o gençlere öyle erişemeyecek büyük olasılıkla. Ya da bazı Amerikalı şarkıcılar da var, ben hiç beğenmediğim. Ama sözleri çok ciddi, çok anlamlı ve işte protesto, yanlışları protesto eden tarzlarda. Rap değil ama benim tarzım olmayan birçok müzik var. İyi müzik olması lazım. Yani sanata girmesi lazım. Zaten pop müziğinden söz ediyorsak, ben her zaman onu söyledim 30 yıldır. Pop sanata ucundan acık dokunuyor. Ama asıl sanat batı müziğidir. Klasik batı müziğidir. Ondan sonra bana göre caz gelir. Caz. Zaten sizin artık herhalde son bütün sahnelerde dile getirdiğiniz ön planda olan caz müzik. Kerem Görsev'le de çalışmalarınız var. Evet, bu aralar var. Kerem'le çok çalıyoruz. Bir albüm var mı mesela, olacak mı? Yaptık. Kerem'le ilk albümü yapmıştık. Kaç yılıydı? 2007 miydi? Evet, çok eskiydi ama artık. Evet, yani. Onunla ama zaten var olan caz standartlarını yaptık. Bir de birkaç sene önce ben solo caz albümü yaptım. O pek duyulmadı. Orada da güzel eserler var diye düşünüyorum. Onlar benim sözlerini ve müziklerini yaptığım bestelerimdi. Çok güzel arkadaşlarla çaldım orada. Dünyaca bana göre en değerlilerden bazıları onlar. İşte Ferit Odman davul çaldı.
çocuğun adını hep unutuyorum. Ercüment Orkut. Orkut, ha. Süper, evet, bir müzisyen. Müthiş. Ferit de süper. Hatta Ferit Odman albümün prodüktörlüğünü yaptı benim için, rica ettim. Bir de kontrbasta, evet, da Kaan Yıldız mı vardı, yanlış söylemeyeyim. Kaan Bey diyelim buradan. Selamlarımızı da iletelim. Ama güzel çalışmalar oluyor. Mesela yine böyle bir caz albümü gibi bir şey olsa son zamanlarda geçen, ben seve seve dinlerim. Sağ olun. Geçen bir konserimizden önce kulisteyken şey, böyle bir şey dile getirdik. Ferit Odman. İnşallah diyelim. İnşallah. Çok keyifli oluyor o arkadaşlarımla, evet, çalmak. Kesinlikle. Hatta bazen konserler yaptık albümden sonra. Hı hı. Ercüment'in yaptığı sololar hiçbir şey yani. Benim şarkılarımı bastırdı. Ne hale getiriyor? Ne hale getiriyor? Uçuruyor. Ama resmen. Konserdeki ambiyans çok başka. Tabii o canlı orada performans, evet, yapmak, ama tabii albümde de canlı. Orada da çok, evet, acayip, ama sahnedeyken iş bambaşka hani, bir hal. Albümde iki korus çaldıysa orada dört korus çalabiliyor. Evet, evet. Daha özgür hissedebilir. Hı-hı. Müthiş, müthiş çalıyorlar. Çok keyifli. Yani kendi şarkımın buralara gelmesi bu kadar yıllık müzisyen olarak beni çok şaşırtıyor olumlu olarak. Evet. YouTube'daki şarkılarınız, eski şarkılar, şimdi oynatmaya az kaldı. Ellerim bomboş. Onlar da böyle bir hani şu andaki dönemde bir tıklanma ya da beğeni alma, işte ne kadar beğeni aldı, ne kadar tıklandı gibi bir derdiniz var mı? Öyle bir derdim yok. Tabii ki ne kadar çok dinlenirse, hangi şarkım, hangi albümüm olursa olsun benim hoşuma gidecektir. Bu kaçınılmaz bir normal durum. Ama zaman zaman bazı daha önce okumadığım yorumları okuyorum bazen. Özellikle de Türk Sanat Müziği albümünü yaptığım zamanki. Evet. Türk sanat müziğini seven hala çok insan var. Tabii onları de görünce de hoşuma gidiyor. Kesinlikle tabii ki. Öyle. Çok hoş yorumlar var. Burada kendimi tabii bunları anlatarak. Ne güzel ama biz biliyoruz şey zaten sizin hiç kimseye anlatma ihtiyacınız yok, biliyoruz tabii ama. Her şeyi içimden hissettiğim şekilde yaptım bugüne kadar. Hı-hı. Ve o hissettiklerimin de doğru hisler olduğunu düşünüyorum. Ama bazı sanatçı arkadaşlarımın kendi tarzlarından farklı tarzlar yapıp albüm yaptıklarını biliyorum. Ve zaman zaman onları dinlemişliğim var. İşte Türk sanat müziği söylüyor ama pop gibi söylüyor. Hı-hı. Bu yani çok yakışmıyor. Ama mesela Müzeyyen Senar'a rahmetliye bir albüm yaptık. Hı-hı. Popçularla düet albüm. Tarkan hatta, evet, evet, da söyledi. Hı-hı. Ajda Pekkan söyledi. O da yine çok en yakın Tarkan Türk Sanat Müziği. Evet. Çünkü oradan geldi Tarkan. Evet. Türk Sanat Müziği söyleyerek başladı, hı-hı, müzik kariyerine. Ama diğer popçu arkadaşlar ben değil. Ben de Türk Sanat Müziği gibi söyledim. Gırtlak öyleydi. Kendi tarzlarında söylediler. Ama orada bir sıkıntı görmüyorum mesela. Çünkü, hı-hı, o albümde bizim yorumladığımız şekil ya da işin ince tarafı Müzeyyen Hanım'a destek olmak. Olması yaşı gerektiği ilerlemiş, gibi biraz. Evet. Bir albüm daha çıkartsın, aynen, biz de ona destek olalım. Hı. Daha çok insan grupları, bütün diğer sanatçıları, hı, da seven hayranlar alsın, dinlesinler, hı, diye. Orada bir sıkıntı yok. Ama sen Türk Sanat Müziği albümü yaptım diye, solo albüm yaptım diye pop gibi söylersen o biraz tuhaf oluyor yani. Evet. Şimdi bizim uzattım, çok, kusura bakmayın. Ay, estağfurullah, olur mu? Çok keyif alıyorum. Ben sizin vaktiniz olsa da provaya yetişmeyecek olsanız ben daha size çok soru soracağım ve dinlerim de sabaha kadar. Yarın da yaparız böyle isterseniz. Evet, yarın çok güzel olur. Bütün günümüz boş. Süper. Birkaç sorumuz olacak. Böyle kısa kısa cevaplar da alırsam sizi de yetiştirebilirim provaya diye düşünüyorum. En etkilendiğiniz kitap? En etkilendiğim kitap, bir anda aklıma şey geliyor, hep ondan söz ediyorum. Marla Morgan, Bir Çift Yürek. Evet. Dinlediğinizde anılarınızı canlandıran ya da modunuz düşükse en çok yükselten şarkı, müzik? Şarkıcı diyebiliriz. Tabii. Stevie Wonder, pop olarak. Tony Bennett. Süper.
caz standartları açısından da onu söyleyebilirim. Evet. Buzdolabından eksik etmediğiniz şey nedir? Su. Su. En güzel içecek. Özel bir takıntınız var mı? Eskiden vardı, şimdi azaldı çünkü kimse pek bilmiyor. Kalp krizi geçirdim Nisan sonunda. Ondan sonra stent taktılar. Kötü alışkanlıklara başladım ama eski kötü bazı alışkanlıklarımı da bıraktım. Sinirlenmek, üzülmek, kötü takılmak gibi. Kötü alışkanlık ne kazandınız yenisi? Azıcık içki, azıcık sigara. Çok karşı olduğum şeyler. Keyif demek daha doğru olur herhalde. Yani evet, birazcık. Damarlar herhalde açılınca böyle insanın canı farklı şeyler istiyor. Evet. Ama dediğim gibi eskiden çok takılırdım yani. Önümden araba kullanırken çöp kamyonu çıkıyor. Şeyi kapatmamışsam dışarıdan gelen havayı, o çöp kokusu burnuma geliyor. Artık öyle bir rahatsızlığım yok. Onlara takılmıyorum. Çok takılıyordum. Böyle... Orada çok ses yapıyor birisi. Kızıyordum falan böyle. Bu kalp kriziyle alakalı değil ama bu bence yaşla da alakalı bir şey. Ben de öyleyim çünkü. Kalp yani artık krizi, eskiden olan şeyleri şu an artık... yaştan bahsetmeyin bir kere benim yanımda. İlaçlar verdiler. Onlardan bazıları da işte bana... mutluluk veriyor. Mutluluk veriyor. Sinirlenmemi engelliyor. Daha iyi uyuyorum falan. Oh süper. Her şey toz pembe. Mavi mi yeşil mi diyeceğim ama mavi diyeceksin herhalde. Yelkenden dolayı mı? Mavi tabii ki. Tabii. Çünkü deniz de mavi. Hmm. Teknelerin bazıları mavi. Mavi renk teknede çok iyi korumanız lazım. Evet. Soluyorlar ve kötü görünüyor. Bence tekne beyaz ama deniz hep mavi. Deniz en ilaç. Yakın arkadaşlarınızın bildiği bir özelliğiniz? Çok dürüst olup her şeyi dank diye söylemek. Aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız diyeceğim. Evliliğinizden bahsedeyim ikinci. Nasıl anlarsınız? Kalbinizin herhalde böyle pırpır ediyor ama aşkın önemli olan kısmı sonradan sevgiye dönüşmesi. Aşk çünkü kısa bir süre sonra bitiyor ama belki onun sevginin adına aşk diye de devam ettirebiliyoruz. Yani uzun zaman biriyle beraber olduktan sonra ya da evlendikten sonra o ilk heyecan olmuyor ama aşk sadece o heyecan da olmayabilir. Bunu tartışmak belki lazım. Ama birbirini anlamak, birbirine aşık olmak demek belki de. Kesinlikle öyle. Dertli olduğunuz bir gün tek kalmak mı, dostlarınızla beraber olmak mı? Dertli olduğum bir gün sanki tek kalmayı tercih ederim. Daha doğru. Konserde unutamayacağınız bir anınız var mı? Konserde değil de konser sayılır mı? Gece kulübünde çalarken tabii. Bazı anılarım var tabii. Danimarka'da çalıyorduk o zaman. Ben 11 yıl işte Norveç'te ve İskandinavya'da yaşadım. O aralar Alman şefle Danimarka'da çalıyorduk. Bir gece kulübünde Elvis Presley'in bir şarkısını söylüyordum. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Diye. Ve onun bir bölümünde o zamanın rapi diyebiliriz. Müzik çalıyor, Elvis Presley şiir okuyor. I wonder if you're lonesome tonight. İşte acaba yalnız mısın bu gece diyor. Sahne bir şey filan böyle işte yalnız, masalar yok, sandalye. Böyle çok hoş bir şiir. Ben tam çeviremedim şimdi ama onu dinlerlerse anlayacaklardır. O şiiri okurken ağlamaya başladım. Ne olduysa o çok duygulu geldi bana. Allah'tan böyle çok deli gibi ışıklar da yok. Biraz vardı orkestranın ses ve ışık düzeni ama saklamaya çalıştım. Ama hoş bir duyguydu. Bunu hiç unutamıyorum. Bir keresinde de... Elvis'i düşündüğünüz için mi? Hayır, Elvis'i düşündüm. Başka bir şey. Bu çok eski çok zaten. Eski. Elvis o zaman hayattaydı. Yok yani yine de hani evet, çok duygulu tabii. Bir şarkı sonuçta. Yok, sözler söylüyor. Ve melodi. Yani melodi, orada şiir okuyorsunuz ama şiirin de bir melodisi var. O sözlerin anlamını da
okurken orada hep İngilizce konuştuk. Çünkü anlamını da bildiğiniz için çok acıklı geliyor ve hisli geliyor ve sizi duygulandırabiliyor. Bir kere daha öyle bir anım var. Erol Pekcan'la Norveç'e gitmeden önce Ankara'da caz çalıyorduk. Orada da bir gün benim asıl çalgım trombon. Trombon çalarken herhangi bir içki falan da yok. Ya başka bir şey de yok. Böyle trombon solo çalarken, caz solosu, kendimi bir metre böyle gördüm. Ne olduysa anlayamadım. Yani kuş bakışı, böyle trombon çaldım. Bunlar genelde bir şeyler kullanınca olabilen bir şeyler ama kesinlikle öyle bir şey kullanmadım. Çok da unutamadığım şeylerden. Hisleriniz de güçlü müdür? Evet, hislerime çok güvenirim. Ama ciddi kararlar alacağım zaman beyine güvenmek daha doğru olduğunu düşünüyorum. Mesela Toprağı Bol olsun, Onno Tunç'la biz beraber uçtuk. Gara Mafyan'la da öyle. 140 saat amatörce uçuşum söz konusu. Breve var ama şu anda geçersiz tabii, kaç senedir uçulmuyor. 2016 yılında küçük teknemi büyüttüm. 37 fitten 45 fite geçtim ama geçmeden önce bir çılgınlık yapıyordum az daha, duygularıma güvenerek. Bir tane uçak alıyordum neredeyse 4 kişilik uçaklardan, Cirrus marka. Sonra beynim devreye girdi. Dedi ki sen yanlış yapıyorsun. Onun masrafı tekneden 5 misli daha fazla. Bir de teknede yaşayabiliyorsun. Onda yüzüp gittin şey, bir de işte tehlikeli diyorlar ama en az tehlikeli araç o bence, uçak. Ama onunla beyin şeyi varmış zaten, uçağı varmış yani. En iyi tekne hani arkadaşımın teknesi, en iyi uçak arkadaşımın uçağı. Yok, uçağı yoktu. Başka birinin uçağını kullanıyorlardı. Okulun uçaklarıydı diğerleri de. Evet, maalesef kötü bir şeyle, kazayla hayatları sona erdi. Onunla öyle Hasan arkadaşımız beraber uçuyorlardı. Ondan sonra da zaten amatör olarak keyif için uçan bizler, herkes bıraktı. Orada belki 30-40 kişiydik yani, amatörce uçan. Çok keyifli oluyordu. Arada geceler düzenliyorduk. Yiyip içiyorduk, çalıyorduk. Çok müzisyen vardı orada. Tabii. Levent Yüksel de arada geliyordu. Tabii, onun geçen da gün şeyi paylaşmış galiba. Ya Levent Yüksel ya İskender Paydaş eski prova yaptıkları kulisi paylaşmış. Sert Bener şarkı söylüyor. İskender Paydaş çok çok genç halleri hepsinin. Sezen Aksu dinlerken inanılmaz yani, ta o zamanlara götürdü. Onunla Bey oradan geliyor, aradan giriyor. Uzay Yaparı geldi. Kıyamam yani, hani çok başkaydı gerçekten o dönem. Çok çok değerli müzisyenler de vardı. Şimdi de çok değerli müzisyenler var, icracılar var. İşte bugünkü müziğe göre iyi aranjörler var. Ama şunu söylüyorum, Onno Tunç sağ olsaydı bugün, ki 96 yılında Ocak ayıydı diye hatırlıyorum vefat ettiler. Bugünkü pop müziği biraz daha level ya da nitelik olarak daha yukarıda olacaktı onun sayesinde. Çünkü çok yetenekli, çok araştıran bir aranjör ve müzisyendi. Kaybı o oldu Türkiye'nin. O ölünce bu olumlu çıkışlar bir şekilde kaliteli, olamaz, nitelikli bir çıkış yakalanmamış oldu. Ama hakikaten yani şimdi de müzisyenler var ama eski müzisyenler biraz daha farklı olabilir. Şimdikilerin şansı daha çok eskilere göre. Çünkü rahmetli Erol Pekcan'ın öldüğü zaman 3500 tane plağı vardı, caz plağı. Onları işte tanıdıkları vasıtasıyla getirdi. Şimdi 3500 değil, 3,5 milyon, 10 milyon şarkıyı gençler internette bulup indirebiliyorlar, bir dinleyebiliyor. Dünyanın en iyi gitarcılarından birinden oradan ders alabiliyor. Bir ya de da davulcusundan. Albümler çıktıktan sonra bir emek harcanıyordu o albümü. Gidip alma, satın alma, işte değer verme. İçine okuma. Evet, içine okuma. O sözleri tek tek okurduk, nakaratları da. Aynen, aynen. Bir de sözü müziği kim yazmış bilirdik orada yazdığı için de.
Evet. Çünkü onları okumak hoşlarına gidiyordu insanların. Şimdi internetten kitap ya da gazete okumak da yani belki hiç yoktan iyi ama kitabın kendisini alıp fiziksel olarak dokunup belki kokusu varsa onu hissedip okumak daha farklı diye düşünüyorum. Evet. Ama dünya değişiyor. Kim bilir daha nerelere evrilecek. Evet. Ben aslında daha çok sorum hazırlamıştım. Çok da sorumuz var ama oradan bana sürekli el işareti yapıyorlar. O yüzden programı birazcık kesmek durumunda kalıyorum. İnşallah bir dahaki sefere çok daha ne güzel günlerde, sağlıklı günlerde yine çok keyifli programlar yaparız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Perihan Hanım. Ben bir kez daha ediyorum. Müdüreniz sevgili Kübra Hanım'a huzurunuza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür tekrar ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle en yakın zamanda. Evet. Yine gelecek bir ben. Bir de Pablo'ların sponsor kahve markamızın bir hediyesi varsa nacizane. Tabii Pablo'lar. Ki de filtre kahve sağlıklı için inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Pablo'lar çok teşekkür evet. ediyorum ben de bu güzel hediye için. Sağ olun. Sabahları özellikle kahve içiyorsunuz. Çok, evet. Değil mi? Hoşuma evet. gidiyor. Akşamları biraz uykuya etki yapabilir ama dediğim gibi artık o da şey yapmadı. Etkilemedi. Etkilemedi. Geçen akşam bayağı bir geç saatte geldik tekneye ve saat 4 müydü, 4.30 müydü? Bir tane kahve içtim. Üstelik sütlü kahve, Nescafe. Gayet güzel uyudum. Süper. Onun için... Artık sizi hiç kötü bir şey etkilemiyor bence. Kalp krizinden önce ve kalp krizinden sonra Fatih Aykoç olarak. Süpersiniz. Çok güzel. Siz de öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi sağ ki olun, biz sizinle beraber, o müziğinizle beraber var olmuşuz. Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. Sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet efendim. Bir Peyvent'le Yeni Hayat'ta bu haftalık bu kadar. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.